Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de sözcük yapısı. Tonguç nasılsın? Hocam bir bu eksikti. Çok teşekkürler. Şimdi sözcük yapısı çok önemli bir konu Tonguç. Çünkü üniversite sınavlarında da, okul sınavlarında da, mutlaka yazılılarda da hocaların en sevdiği, sınav komisyonlarının en sevdiği konulardan bir tanesi. Neden hocam? Çünkü zor bir konu. Gerçekten bana bir sorsalar, hocam sizce Türkçedeki en önemli konu, en işlenmesi, daha doğrusu çözülmesi... Ben en... cümleni öneririm hocam. Cümleni öneririm zor ama burada daha zor sorular üretebilir Tonguç. Hatta geçen seneki 2015 EGS'i sadece bu konudan soru çıktı. O kadar şaka gibi. Net. Sözcük yapısına bakalım şimdi. Kök. Sözcüğün anlamının en küçük parçası. Bunu zaten biliyoruz. Mesela burada bir cümle var. Sözcüğün anlamının en küçük parçası. Buradaki sözcüğün kelimesinin en anlamlı ve en küçük parçası ne? Söz hocam. Mükemmel. Söz. Bunun gibi şeylere bakacağız şimdi. Bakalım. Birincisi kitapçılarımızdandır kelimesi. Oha ne uzun kelime hocam. Bu kelimenin yüklemi kökü nedir Tonguç? Hocam bu kelimenin kökü hakkında çeşitli söylentiler hocam. Kittir kök. Kit olamaz. Kitle kelimenin bütününün anlamca bir bağlantısı yok. Kitaptan kitapçı olmuş. Sonra kitapçılar çekim ekini almış. Kitapçılarımız iyilik ekini almış. Kitapçılarımızdan ayrılma hal ekini almış. Oo, yok sonra artık da dır yani. Geniş zaman ek fiilini almış. 50 tane ek almış. Yani. Evet 50 tane ek almış ama bir tane yapmak almış. Bu arada kitap kelimesi de kelimenin kökü. Umutlandırılmıştı sözcüğü 2004 yılında sorulmuş sınavda. Ummaktan umut hocam. Mükemmel bir zeka. Salladım tamam. Aynen. Ummaktan umut, taşımaktan taşıt, geçmekten geçit diyebiliyoruz. Ummaktan umut yapma ki almış. Umuttan umutlanmak yine yapma ki almış. Umutlanmaktan umutlandırmak diye bir daha yapma ki almış. Umutlandırılmak diye bir daha yapma ki almış. Ama mişli geçmiş zaman yani duyulan geçmiş zaman hikayesi bunlar normal bileşik zamanlı fiil yapmış çekim ekim. Düşüncesizleştiler cümlesinde de yine kelimesinde de pardon. Bu bir cümle de esasla. Niye? Çünkü gizli öznesi olan onlar düşüncesizleştiler. Onlar umutlandırılmıştı. O kitapçılarımızdandır diyebiliyoruz. Gerçekten bir cümle gibi kelimeler bunlar. Bayağı kazık kelimeler hocam. Teşekkür ederim Tonguç. Düşüncesizleştiler kelimesinde Yok, düşmekle düşüncenin alakası yok. Düşten düşünmek de değil. Düşünmek olabilir mi? Düşünmek, düşünce, düşüncesiz, düşüncesizleşmek. Sonra burada da yine çekimekleri var. Dolayısıyla kelimelerin köklerini de çok iyi bilmeliyiz olmuş. Şimdi kelimenin kökü ikiye ayrılıyor esasında. Ya isim kök oluyor ya da fiil kök oluyor. Yani bir kelimenin kökü ya isim olur Tonguç ya da fiil olur. Simitçiler sözcüğünün kökü nedir sence Tonguç? Simit hocam. Mükemmel. O zaman isim. Başladığınız sözcüğünün kökü nedir sence? Baş hocam. Baştan başlamak, dıştan dışlamak, taştan taşlamak, yoldan yollamak, soldan sollamak, koldan kollamak. Hocam kollama yapmayın hocam. Sollama yapmayın hocam. Tehlikeli tamam, hocam. Gayet tehlikeli yani. Elden ellemek, gözden gözlemek, dizden dizlemek. Ne kadar saçma sapan örnekler çok teşekkür ederim. Şimdi bu çıkmış üniversiteden biliyor musun? Aa. Hem de 3 kez çıkmış. Başlamak kelimesi Tonguç. Öğrenciler başladığınızın kökünü hemen başlamak zorunda. Saldan sallamak olur mu hocam? Olmaz. Olmazdan olmaz. Ya. Şimdi birleşik kelimesine baktığımızda birden birleşik. Birden birleşmek. Mükemmel bir. Sulamışsınız. Sudan bir, sulamak. Sudan sulamak. Falan şimdi. O ne ya? Fiil köklerine bakalım Tonguç. Sevgilimiz kelimesinin kökü nedir evladım? Hocam sevgi. Sevmekten sevgi. Sevmek. Sevmekten sevgi, saymaktan saygı, duymaktan duygu, kaymaktan kaygı. Öpmekten öpmek olmaz. Kaymaktan kaygı, duymaktan duygu, uyumaktan uyku, tutmaktan tutku, atmaktan atkı, katmaktan katkı. Sallamaktan sallamak. Salmaktan salgı Tonguç. Salmaktan sallamak. Salgı bak şu anda senin burnundan akan şey. Yorgundu. Bu sözcük. Beynim aktı hocam. Beynin aktı aferin. Beyinden oluşan akıntı ya da akmaktan akıntı diyoruz. Yorgunluğun kökü ne Tonguç? Yormaktan geliyor hocam. Yormaktan yorgun. Beni yormayın hocam. Gözünü seveyim beni yormayın. Yıldırdınız yormaktan beni. Yormaktan yorgun, üzmekten sinirlerimi üzgün, azmaktan çaldınız. Azgın, bezmekten bezgin, kızmaktan kızgın. Azgın derken hocam. Yani azgın dalgalar manasında. Dalgalar azıyor ya böyle. Bana bir laf geldi. Hayır evladım ne alakası var? Sen derslere azgınsın. Ders istiyorum dalmaktan diyorsun. Dallama diyebilir miyiz hocam? Hayır dalmaktan dalgın diyebiliriz. Yılmaktan da yılgın diyebiliriz. Bıkmaktan da bıkkın diyebiliriz. Tanışmışsa kelimesinin köküne baktığımızda tanımak. Tanımaktan tanışmak, yazmaktan yazışmak, görmekten görüşmek, dövmekten dövüşmek. Başlamayın hocam yeter ya. Tamam, vallahi sustum, yoruldum ya. Gerçekten buradan tüm izleyicilerimize ve Tonguç'a özür diliyorum. Yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun gerçekten. Niye bu kadar çok örnek? Çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Bazen evde kendi kendine oturup hocam kısa söylüyorum. Keserseniz sevinirim. Kısa. Tamam. Kısmaktan kısa, dizmekten dize başkan olabilir. Olamaz. Sürmekten süre. Oh buldum. Hocam şimdi, temiz bir çevre için kol kola. Kol kola. Doğadaki seslerdir yansıma kökler. Bir tane duvarda görmüştüm hocam çok eskiden. Hı-hı. Temiz bir çevre için kol kola dememiş ki. Kola dememişti hocam şey demiş böyle. Hani bizim arkamızda bir organımız var ya. Popo. Organı. Evet evet. Onu demiş. Evet popo popoya demiş. Anladım. Çok garip güzel. Bir laf olmuş. O da kötü gözüküyordu yani. Kötü gözüküyordu evet. Aferin. Kötü gözüken şeyleri bize söyleyebilir olmuş. Yansıma sözcükler doğada duyduğumuz seslerin yazıya aktarılmasıdır. Doğadaki seslerdir. İsim kök olarak kabul edilir bunlar. Bakalım. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi bak şöyle. Mesela doğada duyduğumuz sesler nelerdir?
Horlamak. Hocam bu Kışır. Gerçekten doğada öküzlere Hış. Hocam şişim geldi şu anda. Bunların hepsi doğada duyduğunuz sesler. Su sesi duyunca şişim geliyor hocam. Böyle bir şey var mı? Güzel bir şey. Gıcırdamak, horlamak bunların hepsi yansıma sesi. Hocam ben bir arkadaşıma uyurken bardakların içinden suları akıttım böyle. Evet. Tabii üstüne gelmeyecek şekilde. Ondan sonra arkadaşım yatağa Anladım. Kaçırmış Aferin. Hocam. Güzel bir şey yapmış. Kuşlar Teşekkür ötüşüyordu cümlesinde. Yansıma sözcük var mı Tonguç? Ötüşmek. Hayır. Ötüşmek yansıma sözcük. Kuşlar cik cik deseydi yansıma sözcük olur. Burada kuşlar öt öt diye ses çıkarmadığı için bu da yanlış. Ortak kökler sınavlarda sorulmuyor ama bazen hocalar uyuzluk olsun diye sorabiliyorlar. Siz de bunu öğrenin o yüzden. Hem ad hem eylemdir Tonguç. Hiçbir şey anlamadım. Yani boyamak da olabilir kökü bunun. Boya da olabilir. Yani boyadan boyacı da olabilir. İsimden isim de olmuş olabilir. Boyamaktan boyacı da olabilir. Eskiden eskimek Eskimekten de olabilir. eskici, Eski eskiden de eskici. olabilir. Güvenmekten güvenlik ya da güvenmek güvenden güvenlik diyebiliriz. Savaş aynı şekilde. Gerçi savaş Hiçbir şey savmaktan. anlamadım. Şimdi sesleş köklere baktığımızda kökü iki farklı anlama gelebilen sesleş kelimeler olarak Ne demek sayabilirim. yani hocam? Mesela yazılışı aynı anlamı farklı kelimeler kök olacak. Binlerce sözcüğün kökü nedir? Bin. Hem ata binmek olabilir hem de bin rakam olabilir. Yıldır sözcüğün kökü nedir Tonguç? Hem yılmak olabilir hem de sene olabilir. Yıldım hocam ben. Aferin Tonguç. Gülmek sözcüğünün kökü hem gül olabilir. Rose var ya İngilizce Evet adı hocam. kırmızı gül. Hem de gülümsemek olabilir. Gövde nedir Tonguç? Gövde de yapım eki almış kelimelerdir. Yani türemiş kelimedir. Eğer bir kelime gövde ise yapım eki almıştır. Mesela kitaplar sözcüğü Bir gövdedir. değildir. Çünkü bir çekim eki almış. Yapım eki almış. Aa. Bak kitaplar sadece çekim eki almış. Ama kitapçı dediğimizde farklı bir anlama gelen, farklı bir anlam kazandıran, türünü Yeni değiş... bir kelime. Evet bak. İsimden isim yapmış. Dolayısıyla bu bir gövde. İzimiz derken bizim izimiz. Yani iz, izimiz. İyelik eki almış. Burada herhangi bir yapım yok. İzden izlemek dediğimizde yapım eki var. Dolayısıyla bu gövde. Ha sonradan çekim eki de almış. Önemli değil. Ben normal Bir duruyor. şey yok ki. Hiçbir şey yok. Kök halinde. Ama bencil dediğimizde burada da yine kelime gövde halinde yani türemiş. Bunların hepsini sınavda bize ilk başta türemiş sözcük diye sorarlar Tonguç. Eğer türemiş sözcük diye sormadılarsa Gövde. yapım eki almış diye sorarlar. Aa. Yapım eki almış diye sorarlar. Ya da gövde diye sorar. Gövdeyi şimdiye kadar ÖSYM hiç kullanmamış. Kullanabilir. Bazen de test kitaplarında şunu söylüyorlar. Gövdeden türemiş diyor. Yani yapım eki almışken bir daha yapım eki almış manasında soruyorlar. Aa. Şimdi sözcük yapının artık son sayfasına geliyoruz. Sözcük yapıda birincisi basit sözcükler var Tonguç. Kitap basit bir sözcüktür. Herhangi bir yapım eki almamış. Kitapçı türemiş bir sözcüktür. Herhangi bir yapım eki almış. Dolayısıyla türemiş. Bu arada bak şu çok önemli Tonguç. Kitaplar dediğinde çekim eki olduğu için bu bir basit sözcüktür. Kitap tan dediğinde çekim eki aldığı için bu bir basit Basit sözcüktür. çözük. Kitapta dediğimizde yine hakeza basit bir sözcüktür. Kitaba, kitabım, kitabımız, kitaplar bunların hepsi çekim eki alıyor. Dolayısıyla bunlar basit sözcük. Ama kitapçı dediğimizde bak bunu pembeyle yapalım. Kitapçı dediğimizde, kitaplık dediğimizde anlatabiliyor muyum? Aa. Bunların ikisi de yapım eki olduğu için kelimeyi türemiş yapıyor. Birleşik sözcükler ise iki tane kelimeden oluşuyor. Kitap Kitap evi. kurdu. Ha, kitap evi. Kitap kurdu. Kitap kurdu ayrı yazıldığı için olmaz Tonguç. Şimdi bak ben sana şöyle bir uygulama yapayım. Burada beraber bulmaya çalışacağım. Ben kelimeler yazacağım. Sen Oo. basit ya da türemiş diye bulmaya Ben çalışacaksın. hemen Tamam. söyleyebilirim Tamam hocam. söyle bakalım. Mesela anlayamaz. Sence basit mi türemiş mi Tonguç bu? Bana mı dediniz hocam? Evet. Çok ayıp bir yani lütfen hocam. Anlayabilirim hocam. Anlamak, anlamaktan geliyor hocam. Evet. Kökü anlamak ama bu kelime basit mi türemiş mi bileşik mi? Basit hocam. Hayır bilemedin. Oha. Bunun bak az önce sen ne dedin olumlusuna? Anlayabilir dedin. E, olumlusu anlayabilirse anlayabilir ne? İki kelimeden oluşuyor. Bileşik. O zaman bu da bileşiktir olmuş. Nasıl olur Bak hocam? şimdi evladım. Anlayabilir değil mi bunun olumsuzu? Olumlusu özür dilerim. Anlayamazın olumlusu Evet anlayabilirdir. hocam. O zaman anlayabilir birleşik sözcükse bu da bileşik sözcüktür. Bu kadar basit. Bu da bileşiktir. Oha hiç ama yamaz diye bir şey olmaz ki hocam. Bak şuna dikkat et. Anlamaz başka şey, anlayamaz başka şey. Anlamaz bilerek anlamaz. Anlayamaz öyle bir yeteneği yok manasında. Mesela yüzmez Aa. basittir. Bak şöyle yazıyorum bak. Yüzer, yüzmez. Bunların ikisi de basittir Tonguç. Ama yüzebilir, yüzemez. Yüzmeyebilir. Hayır, yüzmeyebilir veya yüzemez derler. Bunu testlerde yüzmeyebilir değil de yüzemez derler. Bunlar nasıl basit olduğunu biliyorsan Tonguç, bu altta kesik çizgi yaptıklarımın da bileşik olduğunu bileceksin. Çok zormuş Çok zor, ya. Ama zorları siz soruyorum. zorla Aynen beni seni veriyorsunuz. ağlatmak istedim Tonguç, özür dilerim. Mesela sonuç sözcüğü nedir? Basit midir, türemiş midir, bileşik midir? Hocam bence türemiştir hocam. Bilemedim. Sondan geliyor Hayır, sonuç. son ve uç bileşik sözcüktür Tonguç. Hocam siz iyice ters köşe yapıyorsunuz ya. Bozkır. Boz hocam bilmiyorum hocam. Bunu ben söyleyemeyeceğim artık. Boz ve kır. Bu da bileşik sözcük Oha. Tonguç. Peki biraz kolay sorayım sana. Galatasaray.
Birleşik hocam. Harikasın. Fenerbahçe? Birleşik hocam. Fener ve Bahçe birleşmiş. Aferin, çok güzel. Beşiktaş? Bu da Birleşik Tonguç. Peki şuna bakalım. Trabzonspor? O da Birleşik. Süre? Hocam bu basittir hocam. Hayır, sürmekten süre Tonguç. O nasıl anlaştık ya? Mı? Hatta biraz daha zor sorayım. Bak, sürmekten süre, dizmekten. Az bir önce dakika, ben bu şey mi hocam? Az önce ben konuşurken basit mi bileşik mi? Bu türemiş Tonguç. Sürmekten süre. Ben az önce dedim hani sürmekten süre, kısmaktan kısa, dizmekten dize diye böyle söylüyorum. Onları sizi dinlemedim. Kahramanım hocam. Şu anda gafa şimdi, düştüm. Bak şimdi. Ödevler. Basit mi, türemiş mi Tonguç? Hocam tabii ki basit hocam. Çünkü ödev o kökü lerde. Sıkıdır. Hazır mısın? Hazır mısın? Aa. Ödev nedir? Senin bir borcundur. Ödemekten ödev. Hocam ben ya, bu kadar saçma bir şey görmedim. Görmekten şu anda görev. Türkçe'de bildiğim sıkı her şey dur. Oldu. Türemekten türev. Anladın mı hocam, dostum? Hocam ben oha ben ya, bayağı bir şu anda Türkçe yeni öğreniyormuşum ya. Hi. What is How are you? Şu anda biraz... Peki şuna bakalım Tonguç. Hocam o renkli yazmasanız midem bulanıyor. Tamam, o zaman bitirelim artık zaten. Tamam, yeter. O zaman ödüllü sorumuzu soralım. Bence zorluğu anladık. Bu konunun zorluğunu anlamış olduk. Bu konu zor bir konuymuş. Aynen. Ödülü sorumuzu hemen yorumlara yolluyoruz. Video yağmurumuz devam ediyor Tonguç. Etsin, yağdır Mevlam su. Evet. Bir sonraki videomuza bakmayı unutma. Bu videoda like et.